öbürüsten daha mı açık görünürdü? Noktası burası bence. On keçi. Sen ayağa halal. Evet Muhtar, merhaba. Merhaba Suat kardeşim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Davetimizi kırmadın. Sana söyledik, sen de bizi kayla aldın geldin. Çok çok teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar, bunu belirtmek zorundayım. Niçin? Çünkü atamızın süliyeti Kısır Dağları'na, yani Gölebakan Köyü Dağları'na düşmekte. Ben de bir köy muhtarı olarak bunun gizli kalmasını istemedim. Nasıl hani Damal Dağları'na düşer ya süliyeti, bizim de Kısır Dağları'na gördüğünüz gibi süliyeti düşmek üzere. Suat kardeşim de çekiyor. Tabii ki atamız bizim her zaman kalbimizde, beynimizde, zihnimizde yer yapmıştır. Bu hiçbir zaman tartışılmaz. Ama bu güzelliği de kamuoyuna sunmak gerek. Peki kimler tarafından keşfedildi? Yani Atatürk'e benzetiliyor ya da... Suat kardeşim bu... Ya da ne zaman çıkıyor? Bunu evet, da tarihinde söyler misin? 2006'da bizim Ahmet Karataş diye bir arkadaşımız var. Burada hayvan otlatırken keşfet. Bakmış böyle. Gölge düşerken ula bu Atatürk'e benzer demiş. Hakikaten de resmini çekti getirdi baktık. Ben de yani bunu hep kafamda şey yapıyordum. Ondan sonra aklıma sen geldin. Dedim bunu Suat kardeşimle paylaşayım. Ahmet kardeşime de bu aracılıkla teşekkür edeyim. Yani güzel oldu. Bununla da ilgilenmelerini isterim yani. 10 Kasım diyorsunuz. Daha evvelinde mi? Yani kaç günde oluşuyor? Yani kardeşim, Kasım'ın... 6 Kasım'da başlar, 12-13 Kasım'a kadar gördüğün gibi süliyeti böyle devam eder yani. Peki buranın ulaşımı falan diyelim, buraya ziyaretçiler gelirse? Ulaşımı biraz yüksek ama devletimizin... Biz bayağı imkanı... yürüdük çünkü. Tabii ki biz yorulduk ama devletimizin de imkanı var. Bu zamanki teknoloji çağında yani buraya da yol yapamayız demeleri biraz aşağı garip olur. Aşağı derede yolumuz tabii, tabii, var. Oraya kadar geldik. Var. Biraz da buraya patika yolu. Buraya yürümek gerekiyor. Evet evet. Tam buradan... Ama biraz da ter dökelim daha. Süliyeti göreceğiz sonuçta. Değil mi yani? Güzel bir güneşli havada şekle baksana Suat kardeşim. Atamızın güzel değil yüzünü yani görmek için. Yani ben kendi şahsıma duygulandım. Gözlerimde yanı yaşardı yani. Ağlayacağım da. Eyvallah sağ ol. Dedim şey yapmayayım Suat'ım yani. Şimdi böylelikle Ardahan'ımızın Damalı'nda ve Çıldır'ında evet, iki tane Atatürk süliyeti evet olmuş olacak. Acaba Suat'cığım, Cumhuriyeti çok benimsediğimizden mi, Atatürk'ü çok sevdiğimizden mi, kurban olduğum Allah'ın bize bu güzelliği bahşetmesi, ne dersin? Ben kendi fikrimce, kanaatımca öyle düşünüyorum. Köyümün de bir Cumhuriyetçi olması, onu daha da kanımsıyorum, ne dersin? Bence doğru diyorum. Bence öyle değil mi yani? Çıldırımız Cumhuriyet kurulandan beri Cumhuriyetçidir yani. Cumhuriyete de sonsuz bağlıyız. Milli mücadele kahramanlar olan bir evet ilçeden evet bahsediyorsunuz. Evet, evet, evet. Aynen. Kurtuluş Savaşı'nın tabii ki, tabii ki Suat'cığım. Ateşini yani, buradan 1919 Cumhuriyet kurulmadan evet önce Cumhuriyet'in evet kurulduğu evet coğrafyadan bahsediyoruz. Değil mi? Değil mi? Dedelerimiz, nenelerimiz, babalarımız emek verip de kazanmış buraları. Allah onlara da, Atatürk'ümüze de, evet, Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren evet, hepsine rahmet eylesin. Kazım Karabekir'e onu da anmamız lazım. Tabii. O da bizim buraların önderi olarak bizlere buraları kazanmış. Allah bütün şehitlerimize de rahmet eylesin. Bak o taşlar var ya, bence oradan müthiş müthiş görünüyor.